Merhabalar, 3. bölüme hoş geldiniz. Ve Baba Kurgat kampanyasında en son yeni bir veba yaratacaktık ama aklıma geldi. Bu arada herhangi bir yerde bizim şeyimiz yok değil mi ya? Tarikatımız yok değil mi? Tarikat sistemine bakmak istiyorum demiştim. Evet, oyunun başında tarikatta başlamıyoruz dedik. Yok ya, bir ara çıkar. Bu arada ekstra nüfusumuz var ama yapacak paramız yok artık. Onu da Helming Ghost döverek elde edeceğiz diye düşünüyorum. Veba diyorduk. Şimdi zayiat ikmal oranı ile başlamak zorundayız zaten. Ha şey, bu arada kutsanmış semptomlar dediği de bu etrafında çiçek gibi kabarcıklar olan şeyler. Bu mesela normalde artı 25 büyüme veriyordur. Şu an bu kutsanmış semptom olduğu için 2 kat etki ediyor. Veya bu aynı şekilde bakımı %30 azaltıyor şu an. Bunlar her veba yapışınızda galiba değişiyorlar. Şu an hangi vebayı yapacağımı bir düşüneyim. Kutsanmışları yürümek tabii ki her zaman daha iyi. Kugat da dediğim gibi kutsanmış semptom konusunda diğerlerinden daha zengin. Bir yerden sonra çok daha fazla kutsanmış semptomu oluyor diğer fraksiyonlarda. Şimdi bununla başlamak zaten zorundayız. Bu orduyu etkileyen bir şey ama orduyu etkileyen bir şeyle devam etmek zorunda değilim. Büyüme verebilirim. Şu an çok acil değil. Büyümem var. Paraya ihtiyacım var daha çok benim. Bakın maalesef azaltmak isterdim ama 3 tane semptomdan oluşuyor maalesef vebalar. Onu yapamam. Şu orduyu etkileyecek. Şu çok işime yaramaz dedim. İçme sağlığı veya yozlaşma da şu an çok işime yaramaz. Yani. Şuradan gideyim o zaman. Tüm birimler için öncü mevzilenmesi. Çok iyi mesela. Savunma olabilir. Yakın saldırı. Şöyle yapayım ya. Lord'da bir tane tazeleme büyüsü. Bir kullanımlık. Tamamdır. Bunu orduyu etkileyelim bununla. Hatta Kugat'ın ordusunu etkilemek istediğimiz zaman veba yaratma maliyeti düşecek bildiğim kadarıyla. Doğru mudur? Şu an Kugat'ı niye seçemiyorum? Buradan çıkmam mı lazım? Yerleşim yeri seçiliydi. Şimdi seçersem... Aynen. %50. Kugat'ın kendi özelliği. Kendi ordusunu ve bağlarken daha az enfeksiyon gerekiyor. Şöyle yapalım demiştik. Hücrelerimiz dinlenmesi. Bağlı büyü. Tamam. Güzel. Yani bir yandan da Helming Ghost'u bir şeyim, başka bir şey daha çok işime yarar mı diye düşünüyorum da. Yakın savunma daha çok işime yarayabilir. Yakın saldırı da öyle. Öncü mevzilenmesi. Yani ben ondan büyü olarak daha iyiyim. En azından şu aşamada. O yüzden uzak olmamız, direkt dibinde olmamam benim işime gelir. Büyü rüzgarları birikir. Tamam, bundan vazgeçtim ben. Şöyle yapalım. Zırh mı, yakın saldırı mı? Zırh olsun ya, büyülerle hasar veririm ben buna. Neyse. Bu da yine şeyle eklenen, Thrones of Decay'le eklenen sistemlerden bir tanesi. Ekstra semptom harcayarak işte etrafa yayılma, bulaşma ihtimalini arttırabiliyoruz. Etki süresini arttırabiliyoruz. Etki süresini şey yapabiliyoruz. Kendimiz için düşürebiliyor. Düşmanlar için azaltabiliyoruz. Bağışıklık süresini, pardon. Nasıl yapsam? Ne kadar arttırıyor? Biraz arttırıyormuş hakikaten. Yok, ekstra semptom harcamayacağım ben buna. Tarikatçı da çağırıyor ama yok. Kugat'ın kendisini etkileyeceğim. Diğer semptomların da şeyine erişmiş olayım böylece. Orduya hastalık bulaştı. Etrafına da bulaştırabilir belki. Siz dahil olunuz orduya. Böylece 20 kişilik bir ordum olmuş oldu. Yay. Sen altım oldun. İlkleri yenilemekten ziyade çürük akıntısını biraz daha arttırsan. Et bolluğuna ve yıkım kaynamasına bir an önce ulaşmak istiyorum. Şimdi sen maalesef burada karaya çıkmakta yürüme harcadığın için scrap kolelerine ulaşamıyorsun. Önümüzdeki tur ulaşırız ama. Ben yine de bir marş vaziyetine gireyim ama.
Sen topraklarında kal. Pardon. Ya bu adam niye gelebiliyor o zaman ya? Bu karaya çıkma sistemleri falan bir türlü tam kafamda oturmadı her şekilde. Sevgili Armin Ghost. Şu an buralarda. Ve muhtemelen şunların işini bitirmek üzere. Şunu bir geç de. Şuradan bir para koparayım ben. Hemen Ghost'un karşısında savaşa gireyim dersem biraz daha para koparıyorum ama ya bunu önümüzdeki tur yapmak istedim ama önümüzdeki tur bunlar sağ kalmayabilir. Ama yani şu an savaşa girmek işime gelmez. Çünkü şu an savaşa girersem Hemen Ghost şuralarda geri dönebilir. Geri dönerse bunlar da sonsuza kadar hayatta kalır. Bir sürü anlaşma yaptım. Önce onları öldürsün istiyorum ya. Vasalım mı? Yok, vasallık istemem onlardan. Tamamdır. O para iyi gelirdi. Yalan değil ama olsun. Burada durumlar nedir? Hala bunu ikinci seviyeye çıkaracak param yok. Şunun olmasına daha iki tur var. Ordum hazır. Yani bu arkadaşa da yeni birimler alabilirim ama zaten bir full ordum var. İkinci bir ordu besleyecek param zaten yok. Kesinlikle olarak Graysus'la falan çalışmış olabilir miyim? Yok. O zaman devam. Yes, fraksiyon yok edildi. Yalnız şöyle enteresan bir gelişme oldu. Bu arkadaş geldi mesela Dibu'ya. Tam da şuraya desteğe gelebilecek pozisyonda. Marş vaziyetinde mis gibi öldürmenik bir yer. Orada veba olur. Süper, süper. Kendime veba bulaştırmak işime geliyor galiba. Şey, galiba demişim. Yanlış tabir, pardon. Elbette demek istedim. Yerleşim yeri de veba oldu. Ama yerleşim yerinin işine yarayacak bir veba değil. Bu öyle bir sıkıntı var. Yerleşim yerine ayrı bir veba bulaştırmak isterim. Yeterince semptomum olduğunda. Bilme kalmaya devam etsin mi? Şunu seçmeyeyim. Bu vebanın daha fazla yere bulaşmasını istemiyorum mümkünse. Geçim her an olmaz. Yeni bir veba üretebilmek için iki tura daha ihtiyacım var. Tamam. Ama önümüzdeki tur 200 vebaya zaten şey enfeksiyona ihtiyacım olacak şuradaki binayı yapabilmek için. Ona da dikkat etmekte fayda var. Ben şimdi sevgili Helm'in Ghost. Benden biraz daha güçlü ama aslında benden bayağı bir daha güçlü bu normalde. Sadece şu an o Skaven'ların başkentini alacağım derken bayağı bir hasar aldı ordusu. Önümüzdeki tur benden çok daha güçlü hale gelecek ama arada ordusunu harcayacağız falan. Hallederiz ya, hallederiz. Başlasın. Soit begins. Benim anlamı saldırsam. Ha, dışarıda ama şey yiyoruz, yozlaşmıyoruz. Vampirsel yozlaşmıyoruz. O yüzden bu ordunun içeride kalması önemli. Şuna mı saldırsam? Evet, daha mantıklı olur. Garnizonu şeyden gelsin. Aa, diğer orduyu önce getirseydim keşke. Yürümem var, yürümem var. Getiririm. O da level atlasın. Hatta sen saldır ya, tamam. Veya sen saldırma. Experience'ı asıl Kugat alsın istiyorum. Otomatik sonuçlandırılır mı? Tazeleneceğim çünkü. Yani biraz risk almış oldum aslında ama neyse. Bu arada 100 enfeksiyon çok iyi ama para ihtiyacım var derken savaş sonrası yağmadan yeterince para geldi. Hazır. Oo, güzel. Enfeksiyon alayım ya. Ama otomatik sonuçlandırmasam daha iyi olurmuş. Gerçekten. Tembellik yapılacak yer değildi yani. Şöyle yapabilir çünkü. Bu adamla scrap kulelerine saldırır. Helm'in Ghost'a desteğe gelir. Evet ya. Bayağı bir saçma bir iş yaptım ben bunu otomatik sonuçlandırarak aslında. Değil mi? Şehrin dışında da bekleyemem.
keşke yapmasaydım. Umarım aklıma gelen başıma gelmez. Tamam, tazeleniyoruz da tazelenmeye fırsat vermeyecek kadar hızlı saldırabilir bana. İmkanı var. Endişelendim değil. Bir şekilde halletmeye çalışırız. Var mı alabileceğim bir şey? En azından bir Lurgus Zerram vardı. Evet, o var. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Namlu alayım, daha açılmadı. O Nurgul Zeresini en azından bir alayım. Ne olur ne olmaz. Her türlü şeye ihtiyacım olabilir şu an bu tur bana. Umarım aklıma gelen başıma gelmez ama. Of, yapmamalıydım bunu. En azından şunu alsaydım. Talim yayılma kontrolü. Sen bir yayılma kontrolü al ya, lazım olur. Talim. Hadi al. Sen ise hareket kabiliyetini arttır tabii ki. Yozlaşma. Yay, tamam. Bu arkadaşı asıl kullanacağım yer tabii ki ama. Summonları. 13'te şu açılıyor. 13 tane verdikten sonra da bu açılıyor. Tamam. Scrap kuleleri bir dursun. Burası daha tamamlanmadı. Bunu yapacak param var. Yapalım. Senin de bunu da verelim. Sana şimdi ilk şundan gidelim de. Bir gün sana ordu vermek isterim. Böyle bir şey yapmayayım mı gerçekten? Evet, şu an bir şey yapmayayım. Korktum. Ya aslında önümüzdeki tur zaten şuraya şey yapacak kadar enfeksiyonum olacak ama. Bir dursun ya. Bir sonraki tura, önümüzdeki tura değil de bir sonraki tura şunun için enfeksiyona ihtiyacım olabilir. Şimdiki enfeksiyon harcamayayım buraya. Şunlardan yapabilirim aslında. Ki paraya ihtiyacım var ya. Hadi yap gitsin. Bu savaşı kaybedersem zaten o binadan çok daha fazlasını kaybetmiş olacağım. Umarım saldırmaz ya. Umarım geri basar. Ama saldıracakmış gibi hissediyorum. Çok sakat. Gracious'la tanıştık. Pek hoşlanmıyor bizden. Bakalım. Evet. Aklıma gelen başıma geldi bir nevi. Hatta daha kötüsü geldi. Saldırsaydı daha iyiydi. Şu an birazcık da hasar aldım burada. Başa gelen çekilir. Deneyeceğiz. Otosonuç Pyrrhus zaferi diyor. Ne kadar Pyrrhus? Çok Pyrrhus. Değil. Yani iki tane kurbağa. İki tane kurbağa önemli. Önemli değil diyemem. Bir saniye. Ben Ghost Marsh vaziyetinde değil mi? Evet. Bir rüzgarı yok. Saldıran mı? Bunun da az. Tazeleme büyüsü var. Herman Ghost'un da tazeleme büyüsü var. Oyalanma bir şey yok. Tamam, büyülerinden korkmaman gerek yok. Ya birim neredeydi aslında, artık şeyle başlamıyordu galiba değil mi şey? Herman Ghost Mortis motoruyla. Köşe kampı yaparım. Üzerine büyü atarım. Ben bu savaşı alırım ya. Rahat alırım hatta. Pyrrhus'a gerek yok. Alırım. Allah, ben köşeye kampımı yaparım. Önüme sıraya dizerim düşmanı. Kafasına büyü sıkarım. Gelin bakalım o zaman. Mümkün olduğunca dar bir formasyona ihtiyacım var. Hasar büyüleri olsaydı, hele bir de ölüm rüzgarı olsaydı bu formasyon beni mahvederdi ama yok. Şöyle gelin. Yani buyurun sizde efendim. Burada merkez. Sayış Berkamay, buyurunuz. Şöyle gelin sizde. Uçanları sonra ayarlarız.
it for each and every one of them. Üzerime gelmeyecekler mi yoksa ya tetiklemem mi gerekecek? Tetiklemem gerekirse biraz sıkıntı yaşayabilirim. Yavaşım çünkü. Ha, şunları kullanırım. Tamam, sıkıntı yaşamam. Vazgeçtim. Bakayım şunlar az daha daraltabilir bu dizilimi. Yep. Ne kadar dar, o kadar iyi. Ordu yapısından bahsediyorum. Şöyle inin. Sen de şöyle gel. Bakalım üstüme gelecekler mi ordular bir araya geldikten sonra. Umarım gelirler. Ama tetiklemesi de çok zor olmaz dediğim gibi gerekirse. Şöyle saldırıp dizileceklerdir. Hatta düz hale getirmeye çalışayım elimden geldiğince. Helmut, hadi seni bekliyorum dostum. Üzerime geliyorlar. Sevindirici, güzel. Sen de bir geri geç. Yani herhangi bir menzilli birimleri yok tabi. Vampirler insan menzilli birimi kullanabiliyor ama Helmut Wars'un çok öyle bir imkanı da olduğunu zannetmiyorum ya. Daha oyunun başındayız. Zaten yani çok dikkatli bakmadım ama savaştan önce öyle bir şey olsaydı görürdüm herhalde. Okey, Kugat'ın menziline giriyorlar. Kugat başlar. Uf. Kugat güzel ya. Yani bir ağır silah, bir kuşatma silahı, bir mancınık efsaneviyle orada sahip olmak güzel bir şey ya. Oh, çok da isabetli bu arada. Hep aynısını vurmak... Bana gerek yok ama bu arada Kugat'cığım ya. Biraz başkalarına da vur. Bunlar ne? Yani isketlere vur. Yarasalarımı çaktı. Güzel. Gelsinler. Az miktarda da olsa büyüleri vardı. Onları kullandılar galiba. Biz toplansını öyle atayım istiyordum bir yandan ama bir yandan zaten bir rüzgarım bol bol var. Çok da cimrilik etmeye gerek yok. Var mı özellikle sıkıntı yaşayan diye bakıyorum da yok ya. Şu tarafa bir dadanmışlar. Kuzumuştur, şunları hallediyor galiba ama siz de bir destek olun, başka bir işiniz yok nasılsa. Doğru gönderelim. Biraz şu tarafa doğru gönderelim. Tamamdır, gerisini kullanmak için ordunun geri kalanının gelmesini bekleyebilirim sanırım. Mutlaka çok görünmüyor ama. Yani bunun orduları orada. Var mı sıkıntı yaşayan? Yani şu arkadaşlar biraz yaşıyor. Biraz şifa vermek fena olmaz onlara. Aslında şöyle ip gibi dizilmişlerken. Yani. Heh, şifa şeyi açıldı. Bunlar iyileşme sınırındaymış zaten. Tamam. Yaratalım o zaman.
Ya bu vampir kontların iskeletleri şey yürüyor ya böyle. Tam böyle bir kuklacının kuklası misali böyle şey yürüyorlar ya, bitimli yürüyorlar ya, uygun adım. Çok güzel detay. Böyle güzel detaylarla dolu oyun, zaten seviyorum. Ya Selman Ghost şeyden çok, zombiden çok malum. Selman Ghost zombi adamıdır. İskelet basmış gibi. Yüzlerin şov oldu, yok savaş. Var mı sıkıntı yaşayan? Yok, her şey yolunda. Helmingos yine zombi ve iskelet kıyametini üzerine saldı ama... Yani pek bir şey yapamaz. Bayağı bir şey çözülmeye başladı bile. Yani şöyle... O açıyı sevdim ben. Bir tane daha öyle atacağım. Yani bir de ekstra güçlü büyüsünün olduğunu düşünemiyorum şu an. Ne? Büyük lekeli olan mı çağır? Ne? Ne? Nasıl yani? O mu? Nereden geldi? Bu seviye 10... 6'da falan kazanılan bir özellik. Item'ı falan mı var? Oğlum, şu an büyük lekeli olan çağırmak için biraz erken değil mi? Nasıl yani? Gerçekten nasıl yani? Öyle bir bug mı var yani? Burada item mi var? Yani çağıralım da biraz saçma oldu yani. Koskoca büyük lekeli olanın ne işi var oğlum? Daha 5. turda biz neyiz? 5'ten ilerleyiz de. Çok oluyor. Yani Gorsun uzaktan uzaktan bakıyor. Lan keşke büyü rüzgarım olsaydı da büyü atsaydım diye. Bu işler böyle. Biraz büyü toplayacaktım. Yani madem büyük lekeli olan çağırdık bir şekilde, izleyelim kendisini. Yani izlemek sizi mutlu etti bilmiyorum ama seviyorum. Var mı sıkıntı yaşayan bu arada? Ben bakmazken ne göz zerreleri falan biraz sıkıntı yaşıyor. Sanıyorum kimse ölmeden tamamlayacağız diye düşünüyorum. Nereden bile ölen yok galiba. Bu arkadaşın süresi doldu gitti. Tabii caizse sıçtı gitti. İyileştirelim. Hazır büyü atmak istemiyorum kendi adamlarıma da vurmamak için. Buradaki dayanan şeyler ne? Mezar dehşeti. Ya Kugat sen... Oha dur, sen bir geri çekil. Orada kim verdi sana o kadar hasar bilmiyorum ama Kugat sen bir yakın dövüşe gir istersen orada. Sen de oraya bir dahil ol. Hatta siz üçünüz de aynı yere dahil olun ama mezar dehşetleri biraz fazla hayatta kaldılar. Ben bunu dostla vurabileceğim bir... Tekli birimlere karşı güçlü bir birim olsun isterdim tabi ama yok. Yani seni geri yolluyorum ben. Senin mühimmatın ne durumda? Sen şuna vursana ya kalan mühimmatını. Çok az kalmış ama olsun. Seni iyi hasar verdi ya. Keşke baştan ona saldırsaydım. Mevcut değilsindir, sen de gel. Sen uzak dur.
O büyük lekeli olanın zemine bir bakmak istiyorum. Yani öyle bir item var yoksa bak mı? Çünkü mümkün değil deniz açılmış olması normalde. Mezar deşetleri iyi dayanıyor, yalan değil. Seni biraz iyileştirelimiz. Ya oğlum ulan saldırmayın. Şimdi şuradakileri bitirelim de o kendine ölür diye umalım. Ölmezse saldırırız. Bir dakika ya, Helming Ghost'ta şey mi var? Mortis muhtar etkisi mi var? Vallahi varmış. Eyvah lan. Lan. Helming'e dalın. Dur. Of çok sıkıntı olabilir. Bir tane kurbağa gitti bile. Oğlum ya. Ben bilmiyordum öyle bir şey olduğunu ya. Of çok hasar verecek. Dur. Nasıl yapalım? Siz arkadaşlar komple kaçın oradan. Başarabilirseniz eğer. Var mı ölmek üzere olan biri? Bilmiyorum, işi kötü gibi. Siz ikiniz helmına dalın. Siz ikiniz de kaçın ya. Kaçın. Ya kurbağa da öldü. Of ya, Kugat'ın şeyini alamadık ya. Mortis motor özelliğini alamadık ya. Alsaydık çok fark ederdi şu an. En azından şu mezar dehşetlerinden kurtulmuş olurduk. Şu herife güzel hasar veriyorlar. Yani bunları dövmek için orduma da ihtiyacım var. Ama ordumu getirirsem Helming Ghost ağzına eder o ordunun. 15.000 hasar vermiş bile ya, hayvan herif. Yani bunları bırakırsam Kugat kendi başına halleder mi? Onları halledemez muhtemelen. Sen gel, tekli birim. Sana çok bir şey yapamazlar. Belki siz de bir işe yararsınız. Siz de gelin. Şimdi de bir çağıralım bakalım. Yani Helming'den önce diğerlerini öldürelim. De Helming'de ordu kaybedince kaybetmiş sayılmasını umalım. Bari uff. Yüzü getirmek mantıklı olmadı pek sanki. Ama yani ne yapayım. Al abi. Sen geldin mi? Bunu yollamasaydım keşke, ilk baştan aklıma gelmedi. Panik oldum, hemen herkesi yolladım. Şu mezar dehşetlerini halledin. İyi ki yakında bir şey erkenden girmedi. Salak salak etrafta dolaşmaya başladı. Erkenden girseydi... Of yani. 17.000'e çıktı verdiği hasar. Hadi şunları indirin. Sen çok hasar alıyorsun. Sen geri dur. Bir at gibi ona. Sen de çok hasar alıyorsun. Çıkman lazım oradan artık. Oha, niye o kadar hasar aldın? Yavaş. Oğlum. Neyse o ölümlüydü neyse. İyi, tamam. Kaçıyor sadece. İndirdiniz mi şunu? Önce gerek yoktu. Sen geldin mi? Güzel. Sana orada çok iş düşüyor. Abi bir mezar dehşetini öldüremedim. Koskoca Kugat veba babasın sen ya. İndirin siz de şunu. Tarikatçıyı riske atıyorum ama yapacak bir şey yok.
Tamam, o indi. Şunda sıra. Hadi. Level 1 art tarafı. Halledersiniz onu siz. Bak, burayı hallediyor ve sanıyorum bitti değil mi? Bak, iyi. İyi, tamam. Yırttık. Uf. Neyse, Pyrrhus zaferi değil, Kırpay zafer oldu ama... dur, iki tane kurbağa kaybediyordum otomatik sonuçta. İki tane veba taşıyan bir tane veba taşıyan kaybetmiyordum değil mi? Daha kötü olmuş olabilir aslında otomatik sonuçta ama... Ya, tamamen unutmuşum ben Anlun Ghost'un özelliğini ya. Hayvan evladı 17.000 hasar verdi. 6.000 bu vermiş. Ona yaklaşan başka hasar verebilen bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şu 12.000, 4.000 vermiş, o da fena değil. 5-6.000 verenler var. Zaten verilmiştir. 11.000 vermiş. O da şov yaptı arada. Ama yani savaşa erkenden girseydi Hermungos çok büyük bela olurdu. Şimdi o zaman 355 ne abi? Efeksiyon alalım. Bana öldürüldü. En azından kahramanınıza lord kaybetmedim. O da güzel bir teselli oldu benim için. Bu zehirleyici. Bu kişi ilk babanın sayısız alışkanlıklarına göre zehirleme, yozlaştırma ve deformasyona hazırlık yapma ve uygulama sanatında yeteneklidir. Bir yıpranma alanında bir muharebe kazandı. Peki. Heyranı. Daha hızlı birimlerimiz de oldu. Hermungos'u mağlup ettiğimiz için zehirli saldırıları etkinleştirdik ama zaten yok muyduk bu zaten ya? Emin değilim. Görünen o ki ölüm bile yalnızca açılması gereken bir engelmiş. Her ne kadar epey zahmetli bir iş olsa da. Yana karşı liderlik. Bir tane küçük şeyimiz açıldı. Namlu alayımız açıldı. Hiç yoktan iyidir. Ya bu arada demin bir tane event çıkmıştı. O neydi? Kahverengi not. Nurgle'ın veba taşıyanlarının vızıldayışı tüm topraklar üzerinde korkuya sebep olur çünkü herkes onun yavaş ve yıkıcı bir ölüm haber ettiğini bilir. Ancak aşırı derecede girişken olan bir katip çetesi alışılmış monotonluklarından sıyrılır ve daha önce duyulmamış bir frekansla rahatlatıcı bir tonda ağıtlarını yakar, çok uzak mesafelere kadar duyulur ve insanların iliklerine kadar işler. Anlamadım ben bu hikayeyi doğrusu. Kahverengi not deyince farklı şeyler gelmişti aklıma. Veba babanın söylemi nedir? Menzildeki müttefiklerinin hepsine liderlik ve yakın... Oha! Yani bir an önce ona gitmek istiyorum da bu da pas geçilmez gerçekten. Etkilenen birimler herkes. 26 saniye boyunca. Soğuma süresi de 90. İyi ya, onu almadan geçeyim gerçekten. Büyücümüz. Şu an daha fazla yenilemeye ihtiyacım var doğrusu. Aha, buna da ihtiyacım var. Tamam, ona doğru gideceğim. Yenileme biraz bekleyebilir. Sen... Liderliğin arada yönetimi, liderlik... Ne karşı bulunuz? Ekstra zayiat ikmal oranını rica edeceğim senden. Sen ise nereden geliyor abi o? Item yok. Burada da gözükmüyor. Vallahi bug olmuş o zaman ya. Öyle bir bug var demek ki oyunda. Resmi şekilde almadan önce bunu kullanmayayım o zaman bir dahaki sefer. Bu savaşta kullandım ama. Bir daha kullanmayayım. Hakkıyla kazanamayacağım. Yani onu kullanmak taksızlık sayılmaz yani. Sunuyorsa kullanırız yani ne olacak ama neyse. Ya bu arada aklıma gelmişken. Sadece bir kapasite veriyordu o bina bana değil mi? Evet tamam. Diğer oraya da katayım diyecektim de. Ya bu arkadaşı. Biraz büyücü yapayım ben ya. Daha fazla büyücü. Çok fazla büyücü diye bir şey yoktur. Kugat'la soyulmuş kayaya ulaşamıyorum. Şu ordu kendini toparlamadan önce bir silsem fena olmaz. Şöyle yapalım. Sen gel. Saldırı sen düzenle. Onu temizleyelim. Okay. Şu item'dan mobil alıyoruz.
Tamurkan'la ya da Epidemius'la karşılaşırsak eğer bayağı faydası olacaktır. Perili Orman'a mı gideyim önce? Sanıyorum öyle yapmak daha mantıklı olur. Soyulmuş kayayı falan daha sonra alırız. En iyi binaları buradadır diyeceğim de burası da çok yüksek şey değil ya. Çok fark etmez dolayısıyla hangisine gittiğim. Bundan sonra herhangi bir şekilde çok zorlamayacaktır. Şuradaki bina neymiş? Gelir, zayiat, ikmal oranı, veba kobrası ve veba bilimciler için yetişme sağlığı. Çürüme sinekleri için tazeleme, ulusa, oha güzel. Bunlara saldırmasam mı diye bir an düşünmüştüm böyle. Burada bunlar kalsın, aramda tampon bölge olsun, ben kateye gireyim falan ama o bina ağzımın suyunu akıttı. Tamam, o zaman öncelikle Perili Orman'a gidiyorum. Buraları aldıktan sonra şuraya gidiyorum. Buralardan sonra Pink Barter'a giriyorum. Tabii bu sırada bana başkası savaş açmazsa. Ama şu an için planım budur. Şu vaziyete gel. Yürü bakalım. Sen de o vaziyette dur. Yalandan bir ordusu var ama vampirler malum hızlı ordu basabiliyorlar. Ama hızlı ordu basabilen biri daha var. Kim biliyor musunuz? Ben. Ama kimse yok. Evet, son Nurgle zerimi de oraya vermiştim. Tamam, yapacak bir şey yok. 4 tur sonra şu tamamlandığında yeni birim basabileceğim. Ya çok kötü oldu, bir sürü kurbağa ve şey kaybettik ya. Veba taşıyan kaybettik ya. Çok hasar aldık, çok koydu o savaş bana. Şu an beni zayıf görüp savaş açanlar bile olabilir yani. Bu nereden geldi? Ha, küçük savaş verdim, süper. İyileştirme mi bu mu? Öncelikle bir bunu alayım ya. Eşek gibi hasar birim olsun istiyorum. Sen onu yapmaya başla. 4000'i buraya yatırmak hala biraz fazla büyük bir masraf ya. Şunu yapacağım ben. Bu binadan bir tane daha yapıp daha fazla veba taşıyan biriktirmem lazım çünkü lazım. Benim lazım yok. Elimde yok. Bunlar da vermiyor. Burayı da mı ondan yapsam acaba ya? Enfeksiyonum var yeterince. Öncelikle bir 150 enfeksiyon falan yeter bana. Enfeksiyon olmaz onu yaparsam ama. Da burayı kaybedebilirim ya. Burası çok tehlikeli bir yerde. Buradan bir ordu hasar atıyorum. Bu adamlar bana savaş açıp direkt buraya saldırır. Buraya çok yatırım yapmak istemiyorum şu an. Bu kalsın. O bile büyük bir yatırım aslında. Okey, teknoloji. Şunları ağzımı sulandırıyor demiştim ama öncelikle şuraya gideyim demiştim. Bunların ikisini bile birden araştırmaya gerek yokmuş ya. Tamam, süper. Şu ikisini şu an istemiyorum çünkü. Bunu ve bunu istiyorum. Sonrasında buradan mı devam ederim yoksa birimlerimi güçlendiririm bakarız. Şu an birimlere mail etmiş durumdayım. Burası çok zayıf olduğu için kimse benimle zaten bir şey yapmak istemez diye düşünüyorum ki bir yandan da kaos olmam gibi ufak bir gerçek var tabi. Reva yapamıyorum. Tamam. Yani 70'e Nurgle yozlaşması çıkardığım için bir görev tamamlamış oldum. Güzel. Enfeksiyon, toplam mütüp falan. Güzel şeyler bunlar. Great Poxmaker. An opportunity presents itself to collect more dwarven specimens and find out the cause of their frustrating resistance to your concoctions. Görevimiz de açıldı. Kugat cücelerle olan geçmişteki ilişkileri pek iyi gitmedi. Kugat'ın küçük mağara sakinleri ve Baba'nın sonsuz deneylerine rağmen Nurgle'ın kutsamalarına inatla direnen sağlam bir yapıya sahiptir. Kugat'ın bu direnişin kökünde yatan şeyi bulabilmesi için çok sayıda denek gerekiyor. Bu izole edildiğinde cücelerin anlamsız inatçılığının bile parçalanacağı yeni bir hastalık dalgası formüle edilebilir. Okey. Nekotik mermiler. Bir gün yaparız onu da ama şu an o an değil. 30 birim yetiştirme. Küçük bir ödülü olan bir şeymiş. Bu arada Helmingos'un şurada bir ordusu varmış ve Scrap Kulelerini eğer bir müdahale etmezsem alır ama ben Perili Orman'a gitmek istiyorum. Ama Perili Orman'a gidersem de Scrap Kuleleri neyse ne de
parçalanmış taş körfeze doğru hareket edebilir bu ordu. Biraz sıkıntı. Neyse, bunun kararını ama sonraki bölümde verelim. Bu bölüm burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi de rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.